İşte kadınlar olarak iş dünyasındaki kadınları tanıtıyor ve aynı zamanda onlarla çalışan kadınların sorunlarını konuşuyoruz. Bugün de karşımda Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dalip var. Merhaba Ebru Hanım, nasılsınız? İyiyim, merhaba. Sizler nasılsınız? Biz de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ebru Dalip kimdir? Hangi eğitimleri aldınız? Kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Elbette. Ben 1976 yılında Ankara'da doğdum. Eğitim hayatımın çok önemli bir kısmını da Ankara'da tamamladım. Üniversiteyi ODTÜ'de istatistik bölümünde okudum. Ondan sonra aslında okul bittikten sonra yaklaşık olarak İstanbul'a çalışmaya geldim. 2003 yılında da burada çalışırken master'ımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme alanında yaptım. İş hayatı olarak da ilk işim Osmanlı Bankası. Osmanlı Bankası'nda MT olarak başladım. Benim zamanımda çok popülerdi. Özellikle istatistikten mezun, matematikten mezun arkadaşlarımın tamamı MT olup bankalara girme peşindeydi. Ben de o kervana katıldım. Yaklaşık 2 yıl bankada çalıştıktan sonra çok bana göre olmadığını anlayıp Turkcell'e kendi kendime bir başvuru yaptım bir gün. Hani orası popüler, işte telekom iyi gidiyor vesaire diyerek. Ve uzun bir birliktelik yaşadım Turkcell'de. 2001 yılında girdim. 2016 yılına kadar da Turkcell'de çok ağırlıklı, yani tamamı pazarlamada, farklı pozisyonlarda görev alarak çok keyifle çalıştım. 2016 yılında da yine dedim ki artık hani 16 yıl bir şirket çok uzun ve bir değişiklik yapma zamanı geldi. Konfor alanından çıkmalısın Ebru ve Koç topluluğuna girerek Koçtaş'ta çalışmaya başladım. İlk olarak pazarlama direktörü olarak girmiştim 2016'da. 2019 yılı itibariyle de başında pazarlama ve dijital kanallardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum keyifle. Çok güzel bir kariyer. Üstelik de şimdi malum Türkiye'de yönetici pozisyonlarında kadınları az görüyoruz ve genel müdür yardımcısında sizi görmek gerçekten mutluluk verici. Tabii bunun başka sebepleri de var. Tabii ki kişisel başarınızın liyakata önem verilerek sizi kariyerinizde bu noktalara taşımış olması çok önemli. Bir başka nokta da Koç Holding'in bir parçası Koçtaş ve Koç Holding, ulusal cinsiyet eşitliği konusunda He For She kampanyasının en büyük destekçileri arasında yer alıyor ve biliyoruz ki Koç Holding eşitliğin sağlanması için pek çok çalışma yapıyor. Bu yüzden bu kapsamda biraz Koçtaş'ı yakın merceğe alalım istiyorum. Hani Koçtaş'ta kadın erkek çalışan sayısı nedir? Kadın yönetici oranı nedir ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için siz Koçtaş'ta neler yapıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Açıkçası bu konuda konuşmayı da çok seviyorum ben de. Bizde yaklaşık 3200 kişi çalışıyor. Tabii mağaza ağımız geniş olduğu için oldukça aslında kalabalığız. Merkez tarafımız da küçük olmakla beraber. Bu 3200 kişinin tüm şirket diye baktığınızda kadın oranı %30. Dolayısıyla çok yüksek değil. Orada gidecek yolumuz var. Merkez diye baktığımızda %50-50, yani merkezde aslında bir fırsat eşitliği sağlamış noktadayız. O yüzden de özellikle odağımızı sahamıza vermiş durumdayız. Çünkü 116 tane mağazamız var bizim şu anda, Koçtaş Fix'ler ve Büyük Koçtaşlar olarak. Bunun yaklaşık demeyeyim, 15 tanesinde sadece kadın mağaza müdürü var. Dolayısıyla bu oranları arttırmakla ilgili motivasyonumuz ve isteğimiz de çok fazla. Geçen sene zannediyorsam burada bir çalışma yaptık ve dedik ki atama komitesi diye bir şey var bizde. Yani bir mağaza müdürü atanacak olduğunda bir komiteyle karar veriliyor. Elbette kişilerin performansı, ekip yönetme başarıları, iş sonuçları, bunların hepsine bakılırken aynı zamanda atama komitesinde muhakkak ilgili mağaza adayı için bir kadın aday da getirilmesi yolunda bir adım attık. Ve sonrasında da çok hızlı 10 tane atama yaptık zaten. Yani şöyle bir değişiklik bile hayatımızda istediğimiz noktaya ulaşmakta bizi hızlandırdı. Bu tabii sadece atama yapmakla olmuyor. Öncesinde kadın potansiyel saha çalışanlarını geliştirmekle de oluyor elbette.
Burada da özel 6 ay süren programlar yapıyoruz kadın çalışanlarımıza, potansiyeli yüksek olanlara. Ve onlara işte koçvari liderlik, müzakere teknikleri, sosyal medya eğitimleri, iç mentorlukla onları desteklemek ve sosyal sorumluluk projeleri yaptırmak gibi böyle kapsamlı bir program bu. Dolayısıyla onları biraz hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra da aday gösteriyoruz ve bir kadın mağaza müdürü çıktığında da gerçekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü perakende de kadın eli de fark ediyor gerçekten. O mağazayı kendi evi gibi görüp onu o şekilde yönetebilen, çok böyle titiz, temiz, gerçekten müşterilerine misafir gibi davranan mağaza müdürlerimiz de var. Benim de bizzat bildiğim, tanıdığım ve çok sevdiğim. Peki, mağaza müdürlerine yönelik bu çalışmalar hakikaten çok kıymetli. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için başka hangi çalışmaları yapıyorsunuz Koçtaş'ta? Ayrıca bence bu konunun en önemli şeylerden bir tanesi farkındalık. Dolayısıyla çalışanlarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında farkındalık kazanmaları için ciddi eğitimlere tabi tutuyoruz. Bu bizim için önemli bir konu. Sadece bu da değil, yani eğitim de değil. Özellikle marka ekiplerini mesela özel olarak eğitiyoruz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda. Ve biz Koç Holding tarafından da periyodik olarak yaptığımız reklamlarda toplumsal cinsiyet eşitliği açısından hangi noktadayız? Yani sadece atıyorum bir reklamda erkek matkap tutar algısını o reklama veriyor muyuz? Hayır. Mesela özellikle kadın kullanıyoruz. Kadının matkapla çekim yaptığı reklamlarımız vardır. Dolayısıyla her taraftan aslında bu şeyi uygulamaya ve hem kendi çalışanlarımız hem de toplumu bu vesileyle bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalarımız ve hedeflerimiz var. O yüzden de hani bu anlamda da Koç Holding'in bir parçası olduğum için de gurur duyuyorum gerçekten. Gerçekten de önemli çalışmalar bunlar. Çünkü sadece dediğiniz gibi şirketlerin çalışanlarına yönelik değil, aynı zamanda verdiğiniz reklamlarla da o eşitlik farkındalığını topluma empoze etmeye çalışıyorsunuz. Eskiden görürdük, kadınlar evde temizlik yaparken, erkekler gazete okurken olurdu reklamlarda. Bu anlayışın Koçtaş reklamlarında artık yıkıldığını görmek, elin matkap tutan kadınları görmek hakikaten çok güzel ve çok önemli. Yani bu iş aslında eğitimle olabilecek bir iş ve eğitim yani en alttan en üste kadar her kademede verilmesi gereken de bir konu bu. Ve bence şirketlere de bu anlamda iş düşüyor. Sadece çalışana değil, toplumu bu anlamda bilinçlendirecek partilerden bir tanesi de şirketler. Çünkü onlar da işte reklamlarıyla, iletişimleriyle topluma mesaj veriyorlar. Ve mesaj sadece kendi ürünleri ve kendi markalarıyla ilgili olmuyor olmalı. Elbette merkezinde o olurken o mesajı nasıl verdiğimiz çok önemli. Ve biz bu konuda gerçekten duyarlıyız. Hem topluluk olarak hem şirket olarak. Ne kadar güzel. Niye özetleyebilirim? Hemen sormak isterim. Belki mağaza müdürü olmayı düşünen kadınlar vardır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenler vardır. Bir kadının mağaza müdürü olması için temel olarak hangi vasıflara, özelliklere sahip olması gerekir? Ya mağaza müdürü olmak için aslında tabii ki bir perakende geçmişi muhakkak arıyoruz. Eğer dış bir adaydan bahsediyorsak. Çünkü önemli. Bir şekilde sayılara çok hakim olması gerekiyor. Yani sayıyla, veriyle konuşuyor olması gerekiyor. Çünkü bizde 19 tane kategori var. Yaklaşık 30 bin ürün var ve biz bir ürün, yani bir perakendenin iyi gittiğini tek bir parametreyle açıklayamıyoruz. O yüzden o şey, yani mağazayı yönetirken o sayıları, hangi kategoride iyi, hangisinde kötü, neyi iyileştirmesi gerekiyor tarafında bir kere net bir analitik bakış açısı istiyoruz. Aynı zamanda liderlik vasfı istiyoruz. Çünkü hani küçük mağazalar görece küçük ama büyük mağazalarda 100'ün üzerinde çalışanlarımız olabiliyor. Hatta 150'nin üzerinde olabiliyor. Dolayısıyla o ekibi koordine edecek, motive edecek, düşenleri zamanında ayağa kaldıracak, onlara ilgili koçluğu verebilecek özellikleri arıyoruz.
Tabii müzakere de önemli bizim için. Yani mağazaya gelen giden müşteri şikayet olduğunda veya müşteriler bir taleple geldiğinde o ahengi mağaza içinde yönetmesi de çok önemli. Üniversite mezunu olmasını önemsiyoruz gibi özellikleri aslında sayabilirim. Pek çok özellik var. Umarım mağaza müdürü olanlar bu özellikleri dikkate alır ve kendilerini o alanda yetiştirirler ki oraya, o bölümlere, pozisyonlara aday olabilsinler. Şimdi tabii siz Koçtaş'ın pazarlama ve dijital kanallarından sorumlu genel müdür yardımcısı. Doğru. Bu pozisyon kolay olmasa gerek. Yani pazarlama dediğimiz çok geniş bir alan. Peki bu alanı seçmek isteyen kadınların özellikleri ne olmalı? Bir pazarlama direktörü ya da pazarlamadan ve dijital kanallardan sorumlu genel müdür yardımcısı ne yapar? Ve bu pozisyonda çalışabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tabii kısaca bahsedeyim. Açıkçası ben kendi geçmişimde biraz şanslıydım. Çünkü Turkcell'de çok uzun süreler kaldım ve bu sürelerde hiçbir zaman için aynı yerde kalmadım. Dolayısıyla bugün pazarlama yeni durumda tanımı çok geniş bir alan. Ve sadece işte marka yönetimi bilerek, iletişim bilerek pazarlama yapamıyorsunuz. Dolayısıyla işin müşteri deneyimi tarafını bilmelisiniz. İşin varsa segment yönetimi ya da işte çeşitli müşteri gruplarına özel yönetim programlarını bilmelisiniz. Müşteri analitiği tarafını eğer büyük çaplı şirketlerden bahsediyorsak tabii ki bilmelisiniz. Dijitali ve dijital pazarlamayı bilmelisiniz. Çünkü o taraf gerçekten yenilikçi ve büyüyen taraf. Dolayısıyla ben bu anlamda çok fazla farklı rol aldığım için sorumluluk anlamında bir sürü alanını tanımış oldum pazarlamanın ve hani pazarlama pozisyonlarına daha hazır hale geldim. O yüzden ilk önce pazarlamanın farklı alanlarında deneyim sahibi olmanın önemli olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Pazarlama her ne kadar daha soyut bir kavram gibi olsa da analitik tarafı çok gelişen ve günümüzde ayrıştırıcı bir taraf. Ben kariyerimin önemli bir kısmını büyük veri, veri madenciliği veya müşteri analitiği taraflarında geçirdim. Dolayısıyla da hani pazarlamada bir performans göstergesinden bahsediyorsak onu analitik anlamda ona yaklaşabilmek veya iletişimi yaptığımızda bile bunun yaptık da ne oldu tarafını açıklayabilmek tarafında şansım oldu. Ki bu basit kısmı özellikle müşteri analitiği tarafı ve büyük veri tarafı da işin yine güzel kısmı. Çünkü bu konular çok popüler ve birçok şirketi günümüz rekabetinde ayrıştırabilecek özellikler. Bir başka konu pazarlama alanında bence pazarlamacı müşterinin sözcüsüdür, elçisidir ve her zaman müşteriyi sahiplenmeli. Yani şirketlerde X veya Y sebeple müşteri aleyhine demeyeceğim ama müşterinin en fayda sağlayacağı şeyler zaman zaman kararlar alınamayabiliyor. Dolayısıyla ben bu kararı aldığımda müşterim ne der perspektifini masaya getiren kişi olması lazım pazarlamacının. Ve çok iyi öngörü sahibi ve öngörüleri okumayı bilen, araştırmayla konuşan, müşteri bakış açısıyla yani aslında içten dışa değil, dıştan içe doğru karar verebilen, karar aldırabilen tarafta olması gerekiyor. Zannedersem son olarak da dijitali ekleyebilirim. Dijital, yani pazarlamacı bence dijital anlamda şirketi çekip sürükleyen, bu anlamda talepleri olan, dijitalleşmeyi işinin ve şirketin çeşitli yerlerinin içine son derece entegre etmeyi isteyen hevesli kişiler olmalı diye söyleyebilirim size. Yani ben kendimi bunları mihenk taşı olarak alıyorum açıkçası. Çok geniş kapsamlı bir alan hakikaten ve çok güzel tiyolar verdiniz. Umarım teşekkür ederim. Rehber olur bu anlattıklarınız. Tabii dijital kanallar çok önemli. Görüyorum Koçtaş'ta da hep yakın zamanda peyderpey ya da peş peşe hep dijital alanda farklı farklı uygulamalar gündeme geliyor. İşte internetten sipariş, internetten siparişin hızlı bir şekilde erişimi vesaire gibi. Yakınlarda planladığınız yeni bir dijital uygulama olacak mı? Onu şimdiden böyle bir parça söyleme şansı var mı? Yoksa bizi tutalım daha sonra mı açıklarsınız? Yani biz 2016 yılında dijital dönüşüm projelerine başladık. Ondan öncekiler bir çatı altında değil, daha şirketin ihtiyaçlarına göre peyderpey yapılan şeylerdi.
açıkçası o dönüş, o tarihten itibaren dijital dönüşüm alanında ve çoklu kanal yönetimi anlamında, yani dijital kanallar, omni dediğimiz yeni tabirle bu alanda sayısız proje yapıyoruz. Önümüzdeki dönem yapacağımız işler de, yani benim kafamda ikiye ayrılıyor. Birincisi dijital kanallardaki yetkinliklerimizi arttırmak. Hala çünkü yapacağımız çok fazla iş var. Asla bitmiyor. Sürekli daha iyisini yapmakla ilgili bir motivasyon içerisindeyiz. Örnek veriyorum, yani Com.tr'yi lanse ediyorsunuz. 2 yıl sonra bir ön yüzünü tekrar baştan aşağı değiştirmeniz gerekiyor. Değişen müşteri ihtiyaçlarına göre. Bir, bu taraftaki yetkinliklerimizi arttırmak. İkincisi de müşteri deneyiminde dijitalleşmeyi çok daha ön plana çıkartmak diyebilirim. Burada da teknolojiler çok gelişti. Artık işte robotlar, makine öğrenmeleri, artificial intelligence dediğimiz yapay zeka uygulamaları. Yani bunları da işin içine katarak deneyimi hem müşteri adına kolay, hem pürüzsüz, hem de şirket açısından da daha optimum maliyetler yönetmenin yollarını arayacağız diyebilirim. Peki başka neler yapıyorsunuz? Bizim şu anda bizi çok heyecanlandıran, daha öncesine başladığımız fakat büyümesini hızlandırdığımız, mahalleli diye tabir ettiğimiz Koçtaş Fix mağazalarımız var. Öyle ki mağaza sayısı kaç sorusu da birden cevap veremiyoruz. Çünkü seri bir açılış halindeyiz. Dolayısıyla bu da bizi gururlandırıyor. Pandemide çok zor dönemler geçirdik. Hem biz şirket olarak, hem ülke olarak, hem dünya olarak. Ama önümüzdeki dönem büyüme motoru olarak biz fixlerimizi ve dijital kanalımızı görüyoruz. Ya bunun da aslında bir fırsat olacağını düşünüyorum. Çünkü öncesinde sadece 19 ildeydik. Şu anda 34 ildeyiz ve büyümeye devam ediyoruz. Ve büyürken aslında işte hem doğuya hem kuzeye veya sahil kasabalarına, buralara da girerek büyüme isteğimiz var. Bunun da yine oralarda görece istihdamın daha zor veya daha az olduğu diyeceğim yerlerde hem kadınlar için hem erkekler için eşit bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Biz buna dikkat edeceğiz. Dolayısıyla büyüme yolculuğumuzun da bizi heyecanlandırdığını ve yine istihdam anlamında bize ve topluma fırsat sunduğunu da söylemek isterim. Biz de takipçisi olacağız. Biz de takipçisi olacağız bütün bu çalışmaları ve yine sizin de takipçiniz olacağız elbette. Ebru Dalip neler yapıyor sitemizde Koçtaş'ın yaptığı uygulamaları ve haberleri sürdüreceğiz. Hepimizin bu alanda herhalde öğreneceği çok şeyi var. Koçtaş'ın da bu alanda her gün yeni farklı uygulamalar yapıyor olması ve bunun başında da bir kadını, başarılı bir iş kadını olarak sizi görmek hepimiz için gerçekten mutluluk kaynağı ve pek çok genç kızımız için de rol model anlamında önemli bir yer işgal ediyorsunuz. Ben buradan yine bizim temel olarak aldığımız toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yapıyoruz hep bu röportajları. Çünkü eşitliğin bir şekilde ülkemizde gelmesi için, yayılması için katkı sunmak istiyoruz. Doğru. Ve sorumu yine ben o alana yöneltmek istiyorum. Malum iş dünyasında biz çalışan kadınlar olarak pek çok sorun yaşıyoruz. Siz neler deneyimlediniz ya da siz neler gözlüyorsunuz? Çalışan kadınların en önemli sorunları neler ve sizce neler yapılmalı bu sorunların çözülebilmesi için? Yani şöyle özetleyebilirim. Çalışan kadın olarak ben iş hayatında spesifik bir sorun yaşamadım çok şükür. Ya bunda tabii seçtiğim seçimlerimin de bence etkisi var elbette. Şu anda Koç topluluğundayım. Koç topluluğu bu konuda gerçekten çok hassas. Siz de bahsettiniz konuşmanızın başında. He for She hareketinin gerçekten çok büyük destekçisi. Dolayısıyla iş hayatında bir şey yaşamadım. Ama tabii ki ben de bir kadın ve anneyim. Ki eşim çok yardımcı bana, yani ev işlerinde, yani çok ev işlerinde değil ama özellikle hani çocuğumuzun sorumluluğunu almak konusunda gerçekten çok yardımcı. Ama dönüp kadınlar ne yaşıyor diye baktığımda çalışsın veya çalışmasın ne yazık ki çocuk büyütmek anlamında, çocuğun sorumluluğunu almak anlamında kadınlar hala ana aktör ve bu bir problem çünkü bu paylaşılması gereken bir sorumluluk ve çok da önemli bir sorumluluk. Hata yapma şansınız yok. Toplumun her kesimi için aynı noktada değil elbette ama genel olarak çocuk
kadının himayesinde bir konu. Bir böyle bir problem var. Elbette ev işleri vesaire bunlara baktığınızda hala kadın onları organize eden veya yapan, işten geldikten sonra yorgun argın yemek vesaire bu taraflarında bence problem devam ediyor. Şey anlamında, iş hayatı anlamında baktığımda da size de söyledim işte mağaza müdürü anlamında da bizim de daha gidecek yolumuz var. Kadınlar evet bir şekilde iş hayatına geliyorlar fakat iş hayatında olsalar da yönetsel roller diye baktığımızda oranların hala çok gelişmesi gerekiyor. Yani burada kadınlara da sorumluluk düşüyor ama şirketlere esas daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Burada kadınların daha fazla rol alacağı, sorumluluk alacağı şekilde gelmesi bence en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü sadece çalışmak da yetmiyor. Onların da kariyerinin iyileşmesi gerekiyor. Kadınla, yani kısaca kadınla ilgili kalıpları aslında bunu yapar, bunu yapamaz, işte duygusaldır, değildir. Yani çok fazla varsayım var kadınla ilgili insanların kafasında. Hatta kadınların kendi kafasında bile bunların iyileşmesi gerekiyor ne yazık ki. Tabii. Biz mesela el aleti demiyoruz. Hırdavat demiyoruz. Bu reyonlarda da kadınlarımız bilgi sahibi olduktan sonra gayet güzel çalışabiliyor. Mağazada forklift kullanılması gerekiyor. Kullanabiliyor musun? Kullanıyorum. O zaman kullanabilirsin noktasına yaklaşıyoruz. O kalıplardan kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Yani mesleğin cinsiyeti olmaz yaklaşımı var Koçtaş'ta, öyle mi? Bence öyle. Yani %100 iyi değiliz tabii ki ama bunu fırsat bulduğumuz her noktada iyileştirmek için ve bu varsayımlardan uzak kadınlar lehine onlar bunu yapabilecek olduktan sonra cinsiyetin bizim için bir engel olmadığı bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bence bu bile bugün şirketler, devlet bu konuda elinden geleni yaptığı sürece bu zaten iyileşecek bir konu. Farkındalık önemli. Peki çalışan kadınların sorunları nasıl giderilebilir? Neler tavsiye edersiniz? Yani bu konuda bir sorunlar tarafında bence fırsat eşitliği çok önemli. Bunu bu tarafında gerçekten şans verilmeli diye düşünüyorum. Bir de hepimizin bir evi olduğu, bir ailesi çocuğu olduğu gerçek. Buralarda kadınlara veya çalışanlara çeşitli kolaylıklar sağlanabilse hayat çok daha kolay olur. Bu esnek çalışma olabilir, part-time çalışma olabilir, kreş olabilir. Yani bu tarz özellikle çocuk tarafında soru işareti kalmayacak şekilde olduğu zaman ben çok daha fazla kadının iş hayatına girebileceğini düşünüyorum. Benim etrafımda bile gayet güzel üniversitelerden mezun olup sonra çocuk olduktan sonra bir şekilde eve gelip bir daha da iş hayatına dönmeyen insanlar var. Keşke dönseler. Keşke yani illa tercih edebilir tabii ki insan çalışmamayı ama bu tercih zorunluluktan dolayıysa onlara üzülüyorum ben açıkçası. Ve maalesef çok sorumluluk var. Şimdi hani az önce söylediğiniz kreş meselesi mesela. Şimdi bir kadın doğum yaptığı zaman evet bir 4 ay 6 ay neyse iznini kullanıyor, doğum iznini. Ama o doğru. İşe dönmek istediğinde çocuğunu kime bırakacak? Bakıcıya mı bırakacak? Aileden biri varsa ona mı bırakacak? Kreşe mi verecek? Nereye verecek? Ne yapacak? Doğru. Oysa ülkemizde kanunlar var. Kanunlar der ki belli sayıda çalışanı varsa bir şirketin bir kreş ayarlamak zorunda. Olmalı. Açmak zorunda. Eğer açamıyorsa kreş parasını ödemek zorunda. Şimdi bu olmadıktan sonra kadın nasıl işe dönebilsin? Yani kadın... Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Yani herkesin anne babası, büyükleri aynı şehirde de oturmuyor. Yani benim öyle bir şansım yoktu. Ankara'da oturuyorlar. Elbette geldiler, destek oldular ama sonrasında tabii işin maddi boyutu da var. Yani küçücük çocuğu tanımadığınız birine bırakmak kadar maddi boyutu da var. Dolayısıyla bu taraflarda kesinlikle bazı kolaylıkların, bazı sistematik hamlelerin atılıyor olması gerekiyor. Çünkü yani kadın bence ne kadar toplumun içinde, sosyal hayatın içinde, ekonomik hayatın içinde olursa o kadar gelişiyor toplumlar. Refah seviyeleri o kadar gelişiyor. Bu çok önemli bir konu ve ilk başta alınması gereken bir inisiyatif bana göre. Hala tartışıyoruz zaman zaman ülkecek ama gerçekten tartışılacak çok tarafı olduğunu düşünmüyorum ben.
Yok, gerçekten öyle. Hatta biliyorsunuz kadınlar erkeklerden daha az maaş alıyorlar. Bütün dünya genelinde böyle bu. Sadece Türkiye'de. Evet. Ben de kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben ulusal medyada muhabirlik yaptığım dönemde maaşım şöyle gidiyordu benim. Ev kirasına, kreşe, kreşten sonra çocuğumu alıp eve götürüp ben gelinceye kadar onunla ilgilenen bakıcıya gidiyordu. Şimdi düşünün, bir kadın çalışmak istediğinde bakıcıya, kreşeye, kiraya para veriyorsa o kadının maaşı nasıl olmalı, ne kadar olmalı, nasıl geçinebilmeli? Yapacak çok işimiz var maalesef. Yani etrafında bu hesabı yapan insanlar var gerçekten, yapmak durumunda kalan. Yani çalıştığı parayla onu çocuğun bakımına harcadığı para arasında bir fark kalmıyorsa niye çalışıyorum sorusu ortaya çıkıyor gerçekten. Bir de hani çocuğu da kendi bilmediği ya da emin eller diye tabir edemeyeceğimiz tarafta büyüyünce sorun oluyor. Burada kesinlikle çeşitli teşviklerin oluyor olması gerekiyor ve kolaylıkların. Bütün bunların temelinde tabii ki ataerkil zihniyet var. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği var. Kadın erkek ayrımcılığı var. Buna son verecek çok da güzel bir sözleşmemiz var. İstanbul Sözleşmesi, Uluslararası Sözleşme. Evet. Ancak bu sözleşme son zamanlarda tartışmaya açılır oldu. Hatta iktidarın da gündeminde. Siz ne dersiniz? İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Valla ben bunu tartışılacak bir konu olduğunu her şeyden önce düşünmüyorum. Yani 21. yüzyıla gelmişiz. Hala kadın cinayetleri, kadına şiddet, mobbing adına ne derseniz çok yüksek noktalarda. Yani İstanbul Sözleşmesi elbette bunu zaten olmasın diye ortaya çıkan, olduğunda da arkasından çeşitli hukuki, psikolojik vesaire destekleri vermeyi zaten amaçlayan bir sözleşmeyken, ya zaten biz bu konuda iyileşme sağlayamayıp bir de sağlayamadığımız tarafta hala bunu koruyan, kadını koruyan sözleşmeyi neden tartıştığımızla ilgili ben çok bir anlam bulamıyorum açıkçası. Dolayısıyla ya bu bir zihniyet dönüşümü, değişimi bana göre. Bir an önce dönüşüp değişmeli ve ya artık bunları tartışmak yerine buna %100 uymalıyız. Uymak da yani sadece sözleşme var tamam uyalım değil. Burada devletin aldığı, kişilerin veya kurumların aldığı kararların da çelişmiyor olması gerekiyor. Yani her türlü kararın bunun altında yazan maddelere uygun bir şekilde hareket ediyor olması gerekiyor bence. Tartışılacak hiçbir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Koçtaş. Ben teşekkür ederim. Koçtaş, pazarlama ve dijital kanallardan sorumlu genel müdür yardımcısı Ebru Darık bizimle birlikteydi. Sizinle konuşmak, sorunları masaya yatırmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için.